Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ses bilgisi ikinci testini çözeceğiz. Gelişmelerden, diğer videolardan da haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayınız ve ilk sorumuza başlayalım. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Bakalım. Çevre, çevirmekten çeviri arkadaşlar. Benzemeyen, benizden benzemeyen, burada da ünlü düşmesi var. Yalnızlık yalından geliyor. Yalınızlık orada var. Akıl aklından burada da var. Ama tutumdur da herhangi bir ünlü düşmesi yok. Cevabımız Edirne. İkinci sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? Çocukluk ünsüz yumuşaması var. Bir tane. Akıl bir tane ünlü düşmesi var. Yapayalnız ünlü türemesi var. Ünsüz türemesi var. Dolayısıyla iki tane ses olayı var burada. Hem ünlü türemesi hem ünsüz türemesi. Edebilir miyim? Etmekten arkadaşlar ünsüz yumuşaması var. Başka bir şey yok. Kaygılandık ünsüz yumuşaması var. Başka bir şey yok. O yüzden cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşirken ses düşmesine uğrayan sözcük yoktur? Birleşirken diyor, buna dikkat etmemiz lazım. Kimse işin aslının böyle, bu öyle anlamında birleşmiş. Artık biz böyle diye kullanıyoruz. Birleşirken düşmüş. Cuma ertesidir arkadaşlar. Burada yine bir ünlü düşmesi, ses düşmesi var. Ne için? Niçine dönüşmüş C şıkkında. Burada bir düşme var. Kahve altıdır bunun aslı. Yani kahve içmeden önce atıştırılan yiyecek kahvaltı deniyor. Burada da düşme var. Şuraya bakıyoruz. Kızaran bu. Burada ses düşmesi var ama kızıldan geliyor. Kızıl armak bu birleşirken değil de türerken ortaya çıkan bir düşmedir. O yüzden cevabımız 3 Edirne. Dördüncü sorumuz, bu dizelerde birden fazla olan ses olayı, birden fazla olan ses olayını soruyor. Seninle bir yağmur başlıyor, iplik iplik, bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden, martılar konuyor omuzlarıma, gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım. Uzak arkadaşlar, ünsüz yumuşaması, yürek ünsüz yumuşaması. O yüzden cevabımız ünsüz yumuşamasıdır. Yani Denizli. Evet, beşinci sorumuz. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ayakta ünsüz benzeşmesi, ilerilemeye ünlü düşmesi. Bakalım buluştuk ünsüz benzeşmesi ve yumuşaması. O zaman biz neyi burada yanlış mı ifade ettik? Ayakta ünsüz benzeşmesi. Evet, onu yanlış söylemiş olabiliriz. Ayakta ünsüz benzeşmesi yani sertleşme. Buluştuk da sertleşme. Burada da yumuşama var arkadaşlar. Evet, bu üç şıkkımızı eledik. Geriye kaldı. Ünlü daralması, ünlü türemesi. Ünlü daralması için biraz şöyle yor ve ye eklerini direkt gözüm arıyor. Bu ilk sınırı bilemiyor. Normalde bu olumsuzluk eki M, M'dır. Burada da daralmış. Pardon, ünlü daralması. Evet, pardon. Ünlü daralması var. Şunu temizleyeyim bir kere daha. Ünlü türemesi yok. Ünlü daralması burası arkadaşlar. Diğerleri zaten göstermiştik yumuşamayı, düşmeyi. Evet, şunları şöyle eleyelim. Ünlü türemesi yok değerli arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde birden fazla ses olayı vardır? Birden fazla olan ses olayı bakalım. Nedir? Kendinize ait rahatlama alanları belirleyin. Burada bir şey yok. Bu alanları hiçbir bahane üretmeden güçlü bir istek ve süreklilik sağlayacak şekilde yönelin. Bir şey yok.
İlgilendik var. Birden fazla olacak. Başka gerektiren var. O zaman üçü bir alacağız arkadaşlar. Nerede üç var? Burada, burada, burada. İkiyi eledik. Dört ve beşe bakacağız. Su sporları, yürüme, dağcılık gibi doğa sporları, piknik, fotoğrafçılık, benzeşme var gibi faaliyetler sayılabilir. Başka görmedim. Peki diğerlere bakalım. Alabilecek var, uğraşmaktan var. O zaman ne diyeceğiz? 3 ve 5 doğru cevap. Edirne. Geldik 7. sorumuza. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin haleklerinden biri geldiğinde herhangi bir ses olayı olmaz? Şimdi arkadaşlar haleki deyince direkt ünlü aklınıza gelmesin. Mesela hukuk hukuka. Tamam burada değişme olmaz. Yani bir ses olayı olmaz burada. Ama hukukta dediğimizde ismin D hali geldiğinde T'ye dönüşür. Yani soruyu iyi anlamak lazım. Hangisine haleklerinden biri geldiğinde herhangi bir ses olayı olmaz. Hukukta işte burada bir ses olayı oldu. Soruyu sanki kelimenin kendisiymiş, kendisindeymiş gibi anlarsanız yanlış yaparsınız. Burada bir ses olayı var. Dünya ismin E hali gelsin. Dünyayı kaynaştırma oldu. Millet milletten den hali gelsin. Sertleşme oldu. Sepet sepetten diyebilirsin. Diyebilirsiniz orada ama görev görevi göreve görevde, görevden herhangi bir ses olayı meydana gelmiyor. Umarım soruyu anlayabilmişsinizdir. Bir tık kapalı gelebilir soru size. Evet, 7 Denizli. Geldik 8. sorumuza. Orhan Veli'nin bir şiirinden alıntıladık. Biraz ironi içeren bir şiir. Önce şiiri bir okuyayım. Şimdi kılıksızım. Fakat borçlarımı ödedikten sonra ihtimal bir kat da yeni esvabım olacak. Ve ihtimal sen yine beni sevmeyeceksin. Bununla beraber pazar akşamları sizin mahalleden geçerken süslenmiş olarak zannediyor musun ki ben de sana şimdiki kadar kıymet vereceğim? Evet. Bakalım şöyle. Ünlü değişimi şurada vardı arkadaşlar. Yani sen sana olmuş. Ünsüz yumuşaması zannetmek de var direkt. Ünsüz türemesi direkt var. Ünsüz benzeşmesi ödedikten direkt var. Geriye ne kaldı? Ünlüler alması yok. 8 Adana. 9. sorumuz. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur? Bakalım. Çevire yine ünlü düşmesi. Artık bunları öğrendiniz. Gelmek, gelenek, geleneği, yumuşama. Ünsüz yumuşaması. Bakalım. Başka ne var? Temsilcisi kaynaştırma var. Temsilcisi. Arkadaşlar koruyucu ünsür diğer, ünsüz diğer bir adıyla kaynaştırmadır. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Kaynaştırma. Evet, o da oradan gitti. Geri ne kaldı? Ünsüz türemesi, ünsüz benzeşmesi. Bakalım nerede var? Yaptığı yumuşama ve benzeşme, sertleşme beraber var. Ünsüz benzeşmesi de sertleşmesi. Ünsüz türemesi yok. 9. Bursa doğru cevap. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesi yoktur? Halletmek, sırrına, hakkımı. Şimdi bitmek dık dik iki arkadaşlar bu. Bunu unutmayın. Bu dık dik ikinde iki ses olayı birden meydana geliyor. İki ses. Sertleşme, yumuşama. Hissetme. Burada da ünsüz türemesi var. Dolayısıyla cevabımız 10 Denizli. 11. sorumuz. Bu parçaların hareketle yukarıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Ünsüz benzeşmesi olan birden fazla sözcük var. Yani sertleşme. Belirlemekte var burada. Gerekmekte var. O zaman bir olanları eledik. Hem kaynaştırma ünsüzü hem ulama vardır. Bakalım. İyi bir nefes tekniğine sahip olmak, tekniği kaynaştırma var. Sahip olmak, ulama, sesin kalitesini, bunlar da kaynaştırma, tonunu kaynaştırma. O da gitti arkadaşlar. İkileri de eledik. Geriye ne kaldı? Cevap C şıkkı. Evet.
Yani ünsüz yumuşamasını uğrayan sözcükler, ünsüz benzeşmesini uğrayan sözcüklerden azdır. Bakalım o zaman. Teknik, şöyle bir sileyim şu kısımları, bir sayalım şunları. Şimdi teknik yumuşama. Başka gürlük yumuşama, sertleşme, sertleşme. Evet, başka var mı? Görebildiğim kadarıyla yok. Yani azlık çokluk söz konusu değil. Eşit. O yüzden cevap C şıkkı. Geçiyoruz. 12. sorumuz. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarına hangisi yoktur? Nefes sayesi, sı sıya iki kaynaştırmadır arkadaşlar. İle iyilik geldiği için sayesi, onu eledik. Başka bakalım. Evet, şöyle ayırmak, ayrılmak, ünlü düşmesi. Eleyebileceklerimi şöyle bir eleyeyim. Gitmek, T, ünsüz yumuşaması. Şimdi benzeşme ile ünlü türemesi kaldı. Benzeşme, sertleşme. Ona da bir, evet, şurada arkadaşlar umarım görürsünüz. Bronş, cuk, çuk olmuş, sertleşmiş. Benzeşmiş, oraya saklanmış diyelim. Umarım görürsünüz. Ünlü türemesi yok. Cevabımız Edirne. Evet değerli arkadaşlar, sizlerle bir test çözümü daha gerçekleştirdik. Bir başka soru çözümünde görüşmek dileğiyle başarılar dilerim.